Merhabalar efendim. Spor gündemiyle karşınızdayız. Detaylara birlikte bakacağız. Sıcak gelişmeler yaşanıyor transfer gündemiyle ilgili. Bakalım Galatasaray'la başlayalım. Galatasaray'ın Napoli'den sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kalktığı Victor Osimhen İstanbul'a geldi. Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekip Napoli'den sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'i İstanbul'a getirdi. Osimhen'i ve beraberindeki Galatasaray Yönetim Kurulu muhasip üyesi İbrahim Hatipoğlu ve futbol direktörü Cenk Ergün'ü taşıyan uçak gece geç saatlerde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Nijeryalı oyuncuyu havalimanında binlerce Galatasaray taraftarı karşıladı. Havalimanında açıklamalarda bulunan Osimhen, atmosferin harika olduğunu belirtti. Feels good, feels good. The atmosphere is amazing. Dünyanın en iyi taraftarları burada. Burada olmak çok güzel. Çok heyecanlıyım. Stadyumda taraftarları görmek için sabırsızlanıyorum. Onlar için elimden geleni yapacağım. Napoli'den eski takım arkadaşı Dries Mertens'le tekrar birlikte oynayacağı için heyecanlı olduğunu aktaran 25 yaşındaki oyuncu daha sonra taraftarlara üçlü çektirdi. Osimhen kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı. Galatasaray Napoli'nin yıldız golcüsü Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Peki 25 yaşındaki yıldızın yolu Türkiye'ye nasıl düştü? Napoli'de neler yaşandı? Detayları haberimizde. Tüm dünya Napoli'nin yıldız golcüsü Victor Osimhen'in Galatasaray'a kiralanmasını konuşuyor. Transfer döneminin başından bu yana dünyaca ünlü kulüpler ve son dönemde Suudi Arabistan takımlarına yazılan Osimhen'in yolunun nasıl Türkiye'ye düştüğü ise gündem konusu. 2020 yazında Lille'den Napoli'ye 77,5 milyon euro karşılığında transfer olan Nijeryalı, İtalyan ekibinde çıktığı toplam 133 maçta 76 gol, 18 asistle dünyanın en değerli golcülerinden biri oldu. Nijeryalı'nın performansı takım arkadaşlarının da katkılarıyla Napoli'ye 33 yıl sonra Serie A şampiyonluğu getirdi. Geçtiğimiz sezon sonu yol ayrımına gelen Osimhen için belirlenen 130 milyon euroluk serbest kalma maddesi hamle yapmak isteyen kulüplerde soru işareti oluşturdu. Transfer döneminin açılmasıyla Paris Saint-Germain'in Mbappe sonrasındaki ilk hedefi olan 25 yaşındaki golcü için görüşmeler yapılsa da bonservisinin yüksek olması sebebiyle hamle yapılmadı. Chelsea'de son günlerde Osimhen için görüşmeler yaparken bonservis pazarlığı sonucu ulaşmadı ve yıldız golcünün yolu adaya da düşmedi. Son olarak Suudi Arabistan'a transfer ihtimali çokça konuşulan Nijeryalı isim için El Ahli yıllık 30 milyon euro teklif yaptı. Napoli ile anlaşma sağlayamayan Suudi Arabistan ekibi Osimhen transferinden vazgeçerek Ivan Toni'yi kadrosuna kattı. Avrupa'nın büyük liglerinin ardından Suudi Arabistan'a da transferi gerçekleşemeyen Osimhen, kadroda düşünülmediği Napoli'de kalmak istemiyordu. Napoli'nin yeni hocası Antonio Conte de kulüple Osimhen arasındaki ayrılık mutabakatı sebebiyle golcü ismi planları arasına dahil etmedi. Galatasaray için de fırsat hamlesi olan 100 milyon euro market değerine sahip olan golcü futbolcu, kulüplerin kiralama konusunda anlaşmasıyla hızlı bir operasyonla Türkiye'ye getirildi. (Gülüyor)
Galatasaray'da transferde gelen oyuncular ve giden oyuncular var. Benfica'da Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etti. Portekiz ekibi 25 yaşındaki oyuncuyla 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica'nın yolunu tuttu. Sarı Kırmızılı kulüp yaptığı sosyal medya hesabında duygusal paylaşımda eski oyuncusuna veda etti. A milli futbol takımıyla kampta bulunan Kerem Aktürkoğlu, kamptan transfer görüşmeleri sebebiyle özel izinli olarak ayrıldı. 25 yaşındaki futbolcu Galatasaray'ın Benfica ile anlaşma sağlamasının ardından resmi sözleşmeye imza atmak için Portekiz'e gitti. Benfica kulübü transferi resmi internet sitesinden duyururken Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray bu transferden 12 milyon euro bonservis geliri elde etti. Sonraki satıştan da %10'luk payın sahibi oldu. Galatasaray'ın 2020 yılında 24 Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı formayla 179 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 46 gol atan Kerem Aktürkoğlu, 42 asist katkısı sağladı. Ayrıca milli futbolcu bu süreçte 2 lig ve 1 süper kupa şampiyonluğu yaşadı. Transferin ardından Galatasaray sosyal medya hesaplarından eski kaptanı için duygusal bir veda videosu paylaştı. Biraz da siyah beyazlara bakalım. Beşiktaş'ta da transfer gündemi devam ediyor. Siyah beyazlar Portekizli futbolcu João Mário'yu renklerine bağladı. Süper Lig'e 3'te 3 yaparak başlayan Beşiktaş transferde de hız kesmiyor. Siyah beyazlar João Mário transferinde mutlu sona ulaştı. Benfica ile anlaşma sağlayan Beşiktaş 31 yaşındaki futbolcuyu da ikna etti. Orta saha ve kanatlarda görev yapan Mário akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Portekizli futbolcu bu sezon 2 maçta forma giydi. Portekiz milli takımı formasını 56 kez terleten João Mário bu maçlarda 3 gol attı. Hareketli bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de ise ayrılıklar devam ediyor. Sarı lacivertliler Brezilya stoperi Luan Perez'in sözleşmesini feshetti. Fenerbahçe'de gelenler kadar gidecek oyuncular da merakla bekleniyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan isimlerden birisi Luan Perez. Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi feshedildi. Fenerbahçe ile 23 resmi maça çıkan Perez, 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe'de Radek Krunic ve Cengiz Ünder'le de yollar ayrılabilir. Krunic ile Suudi Arabistan kulüpleri ilgileniyor. Cengiz Ünder ise Rus ekipleriyle temas halinde. Jose Mourinho bu iki futbolcuyu kadrosunda düşünmediğini yönetime bildirdi. Transferlerin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor. Ve gündemin sıcak takımlarından Trabzonspor'da teknik direktör konusu netleşiyor. Dün akşam saatlerinde Şenol Güneş'le görüşen Başkan Ertuğrul Doğan henüz anlaşmayı noktalayamadı. Abdullah Avcı'nın sözleşmesini fesheden Trabzonspor'da gündem teknik direktör arayışı. Başkan Ertuğrul Doğan bu doğrultuda Şenol Güneş'le İstanbul'da bir araya geldi. İkili arasında yapılan toplantıdan anlaşma çıkmadı. Doğan Güneş ikilisi bugün bir kez daha bir araya gelecek. Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğu için adaylar arasında Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke de yer alıyor. Sporun gündemini aktardık efendim. Az sonra gün ortası başlayacak. Yağ Kenek'le bizden ayrılmayın. Hoşça kalın.